Damar tıkanıklıkları, damar genişlemeleri, aort genişlemeleri, aort anevizmaları, aort yırtılmaları bunlar kalp damar hastalıklarının çoğunlukla damar hastalıkları tarafında kalan rahatsızlıklar. Damar tıkanıklıkları gene damar sertliğine bağlı ortaya çıkmaktadır. Bacak damarlarında çoğunlukla görülmekte, böbrek damarlarında görülmekte. Aortun alt ucunda, şah damarlarında görülmektedir. Bu damar tıkanıklıklarına o tıkalı olan kısmın temizlenmesi veya tıkalı olan kısmın atlanarak yine bir bypass yapılmasıyla tedavi yöntemi mevcuttur. Şah damarı tıkanıklıklarında çoğunlukla cerrahi müdahalede damarın içindeki tıkalı olan segmentin temizlenmesi söz konusu olmakta. Bacak damarlarındaki tıkanıklıklarda ise çoğunlukla tedavi yaklaşımı bypass şeklinde olmaktadır. Bypass şeklinde yaptığımız zaman suni damar veya hastanın kendi bacak damarını kullanarak böyle bir girişimi yapmaktayız. Damar genişlemelerinin de yine önemli bir kısmı damar sertliğine bağlı ortaya çıkmaktadır. Damar sertliği sonucunda yapısı, duvar yapısı bozulan damarın içindeki kan basıncıyla genişlemesi söz konusu olmaktadır. Genişleyen segment günün birinde yırtılabileceği için buranın tamir edilmesi gerekmektedir. Eğer bu genişleyen segment aortun kendisinde ise mutlaka suni bir damarla müdahale gerekmektedir. Çünkü o çapta vücutta başka bir yedek kullanabileceğimiz damar yoktur. Aort damarlarının genişlemelerini de yine iki grup altında aslında incelemek daha doğru olmakta. Hemen kalpten çıkan kesiminde olan aort genişlemeleri ve daha sonraki göğüs boşluğunun içinde veya karın boşluğunun içinde olan aort genişlemeleri olarak iki farklı grup olarak ele alınmaktadır cerrahi olarak. Çünkü tedavi yöntemleri birbirlerinden biraz farklılık gösterebilmektedir. Bunların cerrahi tedavisinde çoğunlukla tedavi yöntemleri çoğunlukla cerrahi olmaktadır. Bunların korunulmasında ise standart damar sertliğinden korunma yöntemleri diyet, kolesterol yüksekliğine yönelik ilaçların kullanılması, tansiyon ilaçlarının kullanarak kan basıncının kontrol edilmesi gerekmektedir. Eğer ki damarın genişlemesi belli bir çapa ulaştıysa, yırtılma riski artık iyice arttıysa, o zaman mutlaka cerrahi tedavisi gerekmektedir.